ETV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 25 Kasım 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne'nin kurtuluşunun 102. yılı kentte coşkuyla kutlandı. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kentte coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı Atatürk Bulvarı tören alanında devam etti. Törende dönemin Edirne Valisi Şakir Bey'i canlandıran Selimiye Kız Meslek Lisesi öğrencisi Edirne Valisi Yunus Sezer'e Türk bayrağını teslim etti. Sayın Valim, insanımızın emeği, toprağımızın bereketiyle pişirdiğimiz bu ekmek bundan böyle hürriyet aşkıyla yoğrulacak, vatan sevdasıyla yudumlanacaktır. Arz ederim. Sayın Valim, yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur. Bu makas bizi daha aydınlık bir geleceğe ulaştıracak yolu kurtuluş yolunu açacaktır. Arz ederim. Sayın Valim, rengini atalarımızın kanından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde gurur kaynağımız olmuştur. Sizlerin de bu kutsal emanete sahip çıkacağınıza inanıyor, öperek sizlere teslim ediyorum. Arz ederim. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını belirtti. 25 Kasım bağımsızlık ve özgürlük tutkusundan asla vazgeçemediğimiz gündür. Bundan tam 102 yıl önce 1922 yılında Edirne'nin ilk kurtuluş bayramında Edirneli hemşerileriyle birlikte olamayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir mektup ile Fethi Bey'i gönderir. Ve bu mektubu dönemin belediye başkanı yola geldiği Kazım Bey kürsüye çıkarak okur. Gazi Edirne'li hemşerilerimize şöyle seslenir. Edirne Belediyesi Yüce Başkanlığı'na davet mektubunuzu özel bir memnuniyetle aldım. Düşman elinde bulunduğu felaketli günlerde elen ve yüzlü candan ve derinden hissettiğimiz sevgili Edirne'mizin kurtuluş gününe tesadüf eden bu mutlu gününüzde aranızda bulunmayı cidden arzu ederdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden görevlendirilen milletvekili heyetinin Başkanı Fethi Bey Efendi'nin benim de vekilim olarak kabul buyurmasını rica eder ve güzel şehrinizin muhterem ahalisi için sonsuz huzur ve mutluluk temenni ederim. Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bu mektubu sizlerin huzurunuzda Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak okumaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. 25 Kasım Edirne'nin en önemli tarihi günüdür. Bu tarihi günde Edirne'nin belediye başkanı olarak Edirne'mizin kurtuluşunu gururla, onurla yaşıyor ve paylaşıyorum. Bugün burada toplanan hemşerilerimle vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu içerisinde yurdumuza, cumhuriyetimize, özgürlüğümüze, atamızın emanetlerine sahip çıkmamızı kutluyoruz. Türk milleti her zaman vatanını, toprağını ve bağımsızlığını canı dahil her şeyin üzerinde tutmuştur. Esareti hiçbir zaman kabul etmemiş ve bağımsızlığı uğruna her türlü bedeli ödemiştir.
Millet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde tarihten gelen birlik ve beraberlik ruhuyla tekrar yaralarımızı saracak ve daha güçlü şekilde yarınlara yürüyeceğiz. Ne mutlu ki bize Edirne'nin kurtuluşunun 102. yılında özgürce, hür irademizle bayramımızı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Serhat şehri, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Edirne'li hemşerilerimle birlikte gösterdiğin hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Kurtuluşumuzun 102. yılı kutlu olsun. Tüm hemşerilerimi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan Gencan Akın'ın konuşmasının ardından kutlamalar, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Program resmi geçit töreniyle son buldu. Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda bir açıklama yaparak kadına yönelik şiddeti protesto etti. Edirne Kadın Dayanışması bileşenleri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine dair hazırlanan basın açıklamasını Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi Serpil Koçmer okudu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde ülkemizin dört bir yanında yankılanan çığlığın bir parçası olmak için buradayız. Bu çığlık susturulmaya çalışılan her kadının sesi, yarıda kesilen her yaşamın isyanıdır. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Rafael Trujillo diktatörlüğüne karşı direnen Mirabel kardeşler, kadınların haklarını savunarak bir sembol haline geldiler. Onların öldürülmesi, kadınların maruz kaldığı şiddeti dünya gündemine taşıdı.
Mirabal kardeşler Kelebekler lakabıyla tanındı ve kadın hakları mücadelesinin küresel simgelerinden biri oldu. Birleşmiş Milletler 1999 yılında 25 Kasım'ı resmi olarak kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etti. Bugün burada bir kez daha toplumun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddeti ve onun sonuçlarını konuşmak zorundayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yalnızca bir anma günü değil, sesimizi duyurmak, haklarımızı savunmak ve gelecekte bu acıların yaşanmaması için hep birlikte mücadele etme çağrısıdır. 2024 yılında ne yazık ki 350'den fazla kadın erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Ne yazık ki 350'den fazla kadın erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Bu isimler yalnızca birer istatistik değil. Her biri bir anne, bir evlat, bir kardeş, hayalleri, umutları olan insanlar. Biz bu isimleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Ayşe, Elif, Zeynep, Dilan, Nurcan, Özge, Hatice ve daha niceleri. Aramızdan koparılan bu kadınlar için susmayacağız. Kadına yönelik şiddet Türkiye'de giderek artıyor. Ekim ayı tarihin en karanlık aylarından biri oldu. 48 kadın cinayeti işlendi, 23 kadın şüpheli şekilde öldü. Her yıl yüzlerce kadın yalnızca kadın olduğu için öldürülüyor. İsimler değişiyor ama acılar hep aynı kalıyor. Bu topraklarda kadın olmak sürekli mücadele etmeye gerektiriyor. Her yıl yüzlerce kadın hayallerinden, ailelerinden ve yaşam haklarından koparılıyor. 2024 yılı sadece kadınlar için değil, çocuklar için de acı dolu geçti. Kadınlarla birlikte çocuklarda aile içi şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bedelini en ağır şekilde ödedi. İsmini bildiğimiz Narin gibi, Şirin gibi, Sıla Bebek gibi ya da ismini bilmediğimiz, çaresizlik içinde izlemek zorunda kaldığımız, koruyamadığımız, var olan yasaları uygulayamadığımız için nice çocuk. Onlar için buradayız. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir yol haritası olan İstanbul Sözleşmesi, kadınların yaşam hakkını koruyan en güçlü araçtır. Bu sözleşmeden çıkılması, kadınları şiddetin ve cinayetlerin ortasına terk etmektir. Buradan sesleniyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirin. Kadınların yaşam hakkını koruyun. Şiddeti önlemek için etkili ve kararlı politikalar geliştirin. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması için derhal adım atılmalıdır. Kadınlar korunmalı, failler cezasız bırakılmamalıdır. Koruma kararlarının kağıt üzerinde kalmadığı bir sistem kurulmalı, kadınların güvende olduğu bir yaşam sağlanmalıdır. Artık yeter. Bugün buradan taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Kadına yönelik şiddetin tüm boyutlarıyla ele alınarak koruma ve önleme mekanizmalarının güçlendirilmesini, şiddet faillerine uygulanan cezasızlık politikalarına son verilmesini, 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanmasını, toplumda şiddeti besleyen cinsiyetçi tutum ve kalıp yargıların eğitimle ortadan kaldırılmasını, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alanda güçlendirilmesi için kapsamlı politikalar geliştirilmesini bekliyoruz. Edirne Kadın Dayanışması olarak haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu olamaz. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadına yönelik şiddeti sonlandırma mücadelesinde çare, sosyal demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan eşitliktedir. Çare, tüm kadınları ayrım yapmaksızın birleştirme ve onlarla birlikte mücadele etme isteğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Çare bizdedir ifadelerini kullandı. Bugün bir kez daha kadına yönelik şiddetin gölgesinde bir araya geldik. 25 Kasım sesimizi yükseltmemiz gereken bir mücadele günüdür. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Kadın Kolları tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Özgür Kadın Heykeli'nde düzenlenen basın açıklamasına Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Kadın Kolları ve İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, ilçe belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgil Çolak ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Basın açıklamasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadına yönelik şiddeti sonlandırma mücadelesinde çare, sosyal demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan eşitliktedir ifadelerini kullandı. Ülkemizde kadın cinayetleri durdurulmadığı zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla uzun yıllardır ülkemizde devam eden kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mücadeleyi yükseltmemiz gereken zamanların içindeyiz. Şiddetten öte artık bir kadın katliamının yaşandığı günlerdeyiz maalesef. Her gün yasta, her gün isyandayız. Kaybettiğimiz tüm kadınları saygıyla anıyoruz. 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde faşist bir diktatör hükümetinin katlettiği Mirabel kardeşlerin katledildiği gün 25 Kasım ve 25 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olarak ilan edildi. O günden bugüne de Mirabel kardeşlerden bugüne dünyada mücadelenin öncüsü hep kadınlar oldular. Hala da öyleyiz. Biziz adaletin, eşitlik ve emek mücadelesinin öncüsü olan, şiddetsiz bir dünya için mücadeleye durmadan devam eden, inatçı, inançlı, direnen kadınlarız. Kadına yönelik şiddetin temel nedeni erkek egemen toplumsal, siyasal ve ekonomik koşulların yarattığı eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet temeli ayrımcılıktır. İnsan hakkı ihlali veya ayrımcılık biçimi olarak kadına yönelik şiddet, kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını artırarak sürdürmektedir. Küresel bir sorun olarak uluslararası mücadeleyi gerektiren kadına yönelik şiddet, ülkemizdeki etkileri de bakıldığında her yönüyle toplumsal bir sorundur. Biz kadınlar hak ve özgürlüklerini daraltan, medeni yasaya ve layık hukuka kökten saldırı niteliğinde iktidar gücüyle kadına yönelik şiddeti besleyen bir anlayışla körüklenmektedir. Kadına yönelik şiddet ile mücadelemiz sürerken şiddeti önleyici politikaların bütüncül olarak uygulanmasını öngören uluslararası bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir kişinin kararıyla çıkılarak kadınları şiddetten koruyacak kurumsal ve siyasi çözümler zayıflatılmıştır. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nde çekilmesi, sözleşmeyle verilen taahhütlere artık bağlı kalmayacağı anlamına gelmektedir ve bunun sonuçları son derece vahimdir. Bizler biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda etkin bir biçimde sağlanması ve kadınların insan haklarının korunmasıyla mümkündür. Bunun da muhatabı ve sağlayıcısı devlettir. Kadına yönelik şiddetten korunmak kadınların yurttaşlık hakkıdır ve tüm kamu kurumları bunu sağlamakla yükümlüdür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mevcut iktidar politikalarını ve kurumsal işleyişin kadınları yalnız bıraktığı her alanda kadınların yanındayız. Yerel yönetimlerdeki iktidarımızı kadınların eğitim ve iş yaşamına katılımını, kadın yoksulluğunun giderilmesini ve toplumsal hayatı sürdürülebilir kılınması için ürettiğimiz sosyal politikalar, kültür politikaları, vatandaşı güvende hissettirecek kent politikaları geliştirmek ve uygulamak için kullanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bunları ifade ettikten sonra kadına yönelik şiddetle mücadelede ivedilikle yapılması gerekenleri açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. 1-
Türkiye Cumhuriyeti 1 Temmuz 2021'de bir kişinin kararı imzasıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne ivedilikle geri dönmelidir. 2. 6.284 sayılı kanun etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Özellikle sözleşmeden çekildikten sonra kanun bütüncül bir şekilde uygulanmadığı için ülkemizde kadınların temel hakkı olan yaşam hakkı ihlal edilmektedir. Tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin yapılanması garanti altına alan 6.284'ün etkili uygulanmasının takipçisiyiz. 3. 2011 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Kadın politikalarını aileye yönelik politikalarla sınırlayan bir yaklaşımla ele alan bir yapıya dönüşmüştür. Aileye yönelik sosyal politikalar önemli olmakla birlikte kadınların yaşamının tamamını kapsayamaz. Bu nedenle iktidarımızda Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kuracağımızın sözünü veriyoruz. 4. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artışı kadınları toplumsal yaşam içinde güvensiz hissettirmektedir. Toplumda cezasızlık ve adaletsiz duygusunu ortadan kaldıracak yasal uygulamaların takipçisi olacağız. 5. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyici, kadınların eşdeğer işe eşit ücret talebinin gerektiği eşitlik politikaları ve sosyal politikalar kapsayıcı biçimde uygulanmalıdır. 6. Kız çocuklarının eğitim hakkı devlet güvencesinde olmalı ve eğitim hakkının engellenmesine karşı yasal yaptırımlar etkili bir şekilde uygulanmalıdır. 7. Afet dönemlerinde kadınların karşılaştıkları zorluklara kısa sürede çözüm üretmenin ve krizlere karşı daha etkin eylem planları hazırlanması devletin yükümlülüğüdür. 8. İletişim ve haber alma özgürlüğünü koruyacak yasal düzenlemeler dahilinde medya araçlarının kadına yönelik şiddet amaçlı olarak kullanılmasını engelleyecek politikalar üretilmelidir. 9. Kadınların temel sağlık hakları ve sağlık hizmetlerine erişimi devlet tarafından ön koşulsuz ve kesintisiz olarak sağlanmalıdır. 10. Toplumda başta engelli, genç, yaşlı, yoksul olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar içinde kadınların farklılaşan ihtiyaçlarını dikkate alan politikaların geliştirilmesi ve uygulanması son derece önemlidir. 11. Kadınların siyasette eşit ve güçlü bir şekilde katılımını destekleyecek mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Kadınların karar alma mekanizmalarındaki varlığını destekleyici politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Ve biliyoruz ki tüm bu başlıklar çerçevesinde kadına yönelik şiddeti sonlandırma mücadelesinde çare sosyal demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan eşitliktedir. Çare bu ülkenin tüm kadınlarını Anadolu'nun dört bir yanındaki doğusunda, batısında, Trakya'sındaki tüm kadınları ayrım yapmaksızın birleştirme ve onlarla birlikte mücadele etme isteğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Çare bizdedir. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde yenilenen yüzüyle açıldı. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı. Çalışmalar kapsamında parktaki yürüyüş yolları düzenlendi, konteyner tuvalet konuldu ve spor alanları oluşturuldu. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencenakın, parkın açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Çok seviyorum sizi ve hepiniz ayrı ayrı benim çocuklarımsınız. Canım çocuklarım, hoş geldiniz.
Bugün Edirne'nin Kurtuluş Bayramı. Biz Edirne'mizin kurtuluşunu yenilediğimiz yüzüyle parkımızda çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte kutlamak istedik. O yüzden ben çok mutlu ve gururluyum. Ben inanıyorum ki bu çocuklarımız burada geçirecekleri keyifli zamanla, gençlerimiz burada sosyalleşecekler. Edirneli hemşehrilerim burada keyifle, huzurla vakit geçirecekler. O yüzden buna imkan sağlayan ve bu konuda bana destek olan mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylediğim üzere bu şehrin tüm çocukları benim çocuklarım. Bu şehrin tüm gençleri, tüm kadınları, tüm engelli bireyleri beni ne zaman yanlarında görmek isteseler, işte o zaman Edirne Belediye Başkanı olarak nerede, ne zaman yanlarında görmek istiyorlarsa ben her zaman onların yanındayım. Gerçekten şu an bana bu çocuklarımızın umutla bakan gözlerini görüyorum ve her gün her gün onları tekrar tekrar hatırlayarak Edirne için daha fazla ne yapabiliriz, daha çok neler üretebiliriz diye düşünüyoruz. Seçildiğimiz andan itibaren özellikle belediyemize ait, yani tüm hemşehrilerimize ait yeşil alanlarımızda bazı çalışmalar yaptık. Burayı da özellikle ben çok önemsiyorum. Çünkü burada biliyorsunuz gençlerimiz, özellikle gençlerimiz sosyalleşme imkanı buluyorlar. Biz bunu biraz daha geliştirelim istedik. Gençlerimiz burada daha rahat spor yapabilsin istedik. Daha temiz bir ortamda olsunlar istedik. O yüzden umarım burada gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bununla beraber 6 parkımızı daha yeniledik ve yeni parklarımızın da kısa bir süre içerisinde açılışlarını yapacağız. Şehrimizde hep beraber üretebileceğimiz, hep beraber çalışarak kazandırabileceğimiz daha birçok alanımız var. Gurur duyuyorum Edirneli hemşehrilerimle, hep söylüyorum. Cumhuriyete sahip çıkan, kadına sahip çıkan, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan hemşehrilerimi ben de canı gönülden kutluyorum ve gurur duyuyorum. Edirne'mizin kurtuluşunda bugün sizlerle birlikte olmak bizim için çok kıymetli. Güzel bir töreni hep beraber coşkuyla gerçekleştirdik. Şimdi burada da hep beraberiz. İnşallah nice kurtuluşlarda birlikteliğimiz daim olsun. Ben katılan tüm misafirlerimize, tüm Edirne'li hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarımıza keyifli vakit geçirmeleri için Cumhuriyet'in tam da 100. yılında yola çıkan Cumhuriyet tırında bugün bizlere eşlik ediyor, sağ olsunlar. Parkımızın düzenlenmesinde Sayın Başkanımızın bize çok ciddi desteği oldu. Kendisi de burada sizlerin huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum. Hep beraber keyifli vakit geçirmek dileğiyle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cumhuriyet otobüsü de parkın açılışı nedeniyle Edirne'ye geldi. Burada gerçekleştirilen birbirinden güzel etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Edirne'de açılan standta kadın destek uygulaması tanıtıldı. Hani daha önce böyle bir şeyden bilmiyordum, dur dedim indireyim. Ama bu yeni telefona indirmedim, ötede kaldı uygulamalar. Aslında indirmek lazım. Edirne'de Emniyet, Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme standı açıldı. Saraçlar Caddesi'nde açılan standta kadınlara Kadis'i anlatan broşürler dağıtıldı. Vatandaşlar bilgilendirme standına yoğun ilgi gösterdi. Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tuşa basıyorsun. Tuşa bastığınız zaman. Aynen. Ben indirmiştim evet, daha önce. Diyor, evet dediğiniz zaman hiç bakmıyorum. Evet. Aynen. Emniyet bölgesinde olduğunuzda emniyet bölgesinde, jandarma bölgesinde olduğunuzda jandarmaya. Yani sen kendin daha... Vatandaşlar da uygulamanın tanıtılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Ben Kadis uygulamasını biliyorum. Daha önce telefonuma da indirmiştim. Yani bence çok güzel bir uygulama ve kullanmak lazım. Çok güzel. Bence daha da bir sık olmalı. Bilmeyenleri de böyle bilgilendirilmeli. Telefonumuzda var mı Kadis uygulaması diye sordular.
en yakın bir tuşa basmakla hemen yanımıza ulaşabileceğini, kötü bir şey olduğunu, Allah göstermesin hiçbir şey kötü bir şey yaşamayalım ama yani bu kadar yanımızda olduğunu da bilelim. Allah herkes indirsin, herkes kendini korumaya alsın diyelim. Kadesi anlattılar. Kendileri bizi bilgilendirdiler. Kadesi daha önce de ben izlemiştim televizyondaki programlarda. Çok güzel bir uygulama. Biz kadınları güvence altına almak için yapılmış olan bir uygulama. Ve gerçekten insan kendini güvende hissediyor. Bir tuş kadar bize yakınlar. Onu öğrendik. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle buluştu. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Meriç Sosyal Tesislerinde emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Programda konuşan Edirne Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Arif Akpınar, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ına teşekkür etti. Öğretmenler Günü'nün tarihine, önemine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değere de dikkat çeken Akpınar, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın ise, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda rehber ve ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bizler senelerce hiç bıkmadan, hiç usanmadan hem Cumhuriyet'in temel taşı olduğunuz hem de doğru bildiklerinizi her zaman anlatmaya, bizlere aktarmaya devam ettiniz. Biz de bu meşaleyi sizlerden aldık ve hiç umutsuz değiliz, çok umutluyuz. Bizler de sizlerden aldığımız ilhamla, sizlerden aldığımız eğitimle bu süreci devam ettireceğiz. Evet, bir takım olumsuzluklar yaşanmış olabilir ama bunların da bir sonu var. İşte bunları yapacak olanlar da biz genç yeni nesil ve bizden sonra gelen nesil olacak. O yüzden ben çok mutluyum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok çok mutluyum. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Hepinizi çok seviyorum öğretmenlerim. İyi ki varsınız. Gününüz tekrar kutlu olsun. Program boyunca emekli öğretmenlerle yakından ilgilenen Başkan Gencinak'ın öğretmenlerin taleplerini dinledi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 9 lira 51 kuruş, en yüksek 12 lira 88 kuruş, ortalama 11 lira 16 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 22 lira 49 kuruş, en yüksek 24 lira 19 kuruş, ortalama 23 lira 59 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Borsası'nda canlı hayvan fiyatları ise şu şekilde. Dana en düşük 186 lira, en yüksek 244 lira 80 kuruş, ortalama 212 lira 9 kuruş. Düve en düşük 170 lira 40 kuruş, en yüksek 208 lira, ortalama 192 lira 29 kuruş. İnek en düşük 88 lira, en yüksek 168 lira 40 kuruş, ortalama 125 lira 36 kuruş. Koyun en düşük 117 lira 80 kuruş, en yüksek 158 lira 20 kuruş, ortalama 135 lira 19 kuruş. Kuzu en düşük 180 lira, en yüksek 283 lira, ortalama 253 lira 46 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 0'ın altında 3, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Koca Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi Firuz Apartmanı A blok numara 81'deki Alterler Eczanesi. Abdurrahman Mahallesi Uzun Kaldırım Caddesi numara 23'teki Hatipoğlu Eczanesi. Serbest piyasada dolar 34 lira 58 kuruştan, euro 36 lira 35 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2940 lira 27 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 9674 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.